Hanımefendiler ve beyefendiler, Los Angeles'tan herkese selamlar. Bugün biraz teknik konuları anlatayım istiyorum. Hep birlikte bir aksiyon filminin müziklerini sıfırdan yapacağız. Bunun için de ikonik bir film seçtim. Benim çok sevdiğim filmlerden bir tanesi. Film müziği eğitimleri aldığım sırada deşifresini yaptığım filmlerden bir tanesi. Ama daha önce hiçbir müzik bestelemeye çalışmamıştım bu filmle ilgili. Her şeyi sıfırdan birlikte yapalım istiyorum. Çok ikonik bir film olan Terminator 2'den yine çok ikonik sahnelerinden bir tanesini seçtim. Bir motosikletle kovalama sahnesi. Filmin zaten böyle dediğim gibi en ikonik sahnelerinden bir tanesidir. Bu izleyenleriniz bilir. İzlemeyenleriniz de varsa Terminator filmini 1, 2, 3'ü izlemeleri öneririm. Ondan sonrası bence biraz boka sardı. Terminator 1 ve 2 çok iyidir. 2 bence favori. Sevmedim sonraki bölümleri ben. Terminator 2 filmi 90'lı yılların zaten en büyük bütçeli filmlerden bir tanesiydi. Ve gişelere en büyük başarı elde eden filmlerden bir tanesi oldu. Arnold Schwarzenegger'in başlarında oynadığını zaten biliyorsunuzdur. O filmden bir motosikletle kovalama sahnesi. İki robotun arasında kalan çocuk vardı ya, hani John Connor motosikletle kaçıyor. Biri kamyonla kovalıyor, öbürü de kendi motosikletiyle ona yetişip çocuğu kurtarıyor falan. O ikonik sahneyi seçtim. Şimdi bu filmin müziklerini oturup en baştan yapacağız birlikte. Ama öncesinde daha önceki videolarda yaptığımız gibi hikayeyi bir özümseyeceğiz. Doku analizi yapacağız, time kodlarını falan çıkartacağız ve ondan sonra da filmi bestelemeye başlayacağız. Hadi başlayalım şu işe. Evet, kulaklığımı taktım, piyano sample'ımı açtım, videoyu import ettim. Aşağı yukarı 4 dakikalık bir video bu. İlk etapta ne yapacağız? Doku analizi yapacağız ve metronom hesaplayacağız. Şimdi bir size izleteyim ben kısaca sahneyi. Sahnedeki bütün sesleri ve müzikleri kaldırdım. Boş bir sahne. Bir izleyelim. Metronom kaç şu anda? %. Çok böyle istediğim gibi değil. Bunu böyle biz 115 civarı bir şey yapsak. Bir daha bakalım. Güzel. Bakın sahne değişimlerine ve sahnedeki referans hareket bilgilerine bir iyice kanalize olalım. 2, 3, 4, 1, 2, 3. Biraz daha hızlandırırsak bunu sanki daha iyi olacak. Şunu 120 metronoma çekiyorum direkt. İzleyelim. 3, 4, 2, 3, 4. Bum, 2, 3, 4, 1, 2. Çok güzel. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nefis. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Evet. 120 metronom bizim için şu an bu aksiyonu çok rahat, çok rahat götürecek. Esas olan geldi. 1, 2, 3, 4. Bizim için önemli olan aksiyonlarda direkt dublörü yakaladık, görüyor musunuz? Bu çocuk o çocuk değil. Neyse. 1, 2, 3, 4 vuruyor ya. 1 vurgu 2, 3 vurgu 4, 1 vurgu 2, 3 vurgu 4. Ve daha sonra daha da küçülteceğiz bu vurgu sayılarını. 1, 2, 3, 4 her birini vurgu yapacağız. Aksiyondaki en bedava yöntem şudur. Altına bir perküsyon döşemek, pataküte 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 üstüne melodi yazmak. Biz böyle bir şey istemiyoruz. Burada perküsyonu mümkün olduğunca az kullanacağız bakın. Hileye kaçmayacağız. Bütün aksiyonu enstrümanlarla yapacağız, tamam mı? Bizim için önemli olan şey o. Yani böyle bir şey.
Ana temamız böyle bir şey olsun mesela. Gibi. Şimdi şu ana temayı mesela bunu bir kaydedelim. Ekranı kapatacağım edit için. Evet. Şimdi bunda basları, cello ve kontrbasları vereceğiz ve onları biraz güçlü istiyoruz. O yüzden şöyle yapın. Duplicate edelim bunu. Şunu silelim. Bu da piyano olarak kalsın. Bakın şeyde piyano düşerken şu. Evet. Şimdi burada ezgi çalarken kontrbaslar burada riff çalsın. Dosila yaparken burada da paralel hareket her zaman iyidir. Ezgi tizleşirken baslar pesleşsin. Ya da ezgi pesleşirken baslar tizleşsin. Melodiyi armonize ederken bu düzeni her zaman takip edin. Gerçekten çok işe yarar. Birbirine ters hareket. Şimdi bakalım. Evet. Bunu da editleyelim hemen altına. Şimdi şöyle kontrol A yapıp seçili hale getirdiğiniz zaman da bu oturur yerine. Ama ben bunları tek tek editleyip bazen böyle nüanslarıyla falan oynamayı da seviyorum. Nota değerleri kısa olsun istiyorum çünkü 16'lık. Çünkü bunları enstrümanlarda staccato çaldıracağız. Evet. Ve bu çift tekrar. Şimdi. Evet. Güzel. Şimdi burada kontakta ben piyano ile bunu çaldım ama bunun şimdi olması gereken mesela yere çekelim. Şu hamle de değil. Bir de olsun. Evet, bir de olsun. Ben buraya staccato bir yayla atacağım. Ve bu bana 2'de çalsın. Şunu kanallardan ikiye aldığım zaman nice. Evet. Şimdi buradaki şu harekete bir dikkat etmemiz lazım. İlk sahnenin girişinde motosiklet kamyona doğru bir kabis yapıyor ya, bakın. Hop. Kamyon da ters istikamette. Bu hareketi bir crescendo ile değerlendirmek lazım. Şuna şimdilik violins diyelim, kemanlar. Şu da cello ve kontrbas. Double bass yani. Hepsi staccato'da. Onları da belirtelim ki karışmasın. Staccato. Hatta bunları şöyle yapabilirsiniz.
şuradan ki birbirlerine karışmasınlar midi olarak da. Evet. Evet. Şimdi benim burada ihtiyacım olan şey bir crescendo dediğim gibi. Buna hemen bir tane daha midi kanalı açıyorum ben. Ve buraya yaylı sazların legatosu ile birlikte brassların legatosunu crescendo yapacağım. Crescendo'yu nasıl yapacağım? Daha önceki videolarda göstermiştim. Elimdeki fader'ı akoru basacağım ve fader'la sesi açacağım ve belli bir noktadan sonra kapatmaya başlayacağım. Basayım. Budur. Bu kadar. İhtiyacım olan şey bu. Şunu birazcık küçülteceğim. Şurada dursun. Güzel. Şimdi çello ve kontrabaslar böyle devam etsin, tamam mı? Bunun devam etmesi gerekiyor bizim için. Şimdi burada bunu çiftleyip şunu bir silelim. Bunlar devam ederken bakın. Burada bir enstrümanın nota sayısını ne kadar küçültürseniz o kadar aksiyona gireceksiniz. Bakın düz çalıyorum. Değil mi? Şimdi şurada bir harekete daha ihtiyacım var benim. Bum. Burada başladı. Evet. Tam olarak şurada başlıyor. Bakın. Şu noktada ve şu noktada tamamlanıyor. Adamın ayağını yere vurduğu anda başladı. Hop burada bitiyor. Şuraya nasıl bir şey olsun biliyor musunuz? Burada bir brass enstrüman. Bam! Of. İki tane brass vurgusu arasında bir ufak crescendo'ya ihtiyacım var. Şöyle bir böyle bir brass'a ihtiyacım var burada. Önce onu bir yapayım. Tam şurada. Güzel. Şimdi aynısının üstüne bir de crescendo yapacağım burada. Biraz geriden geleyim. Kaydetmek kolay olsun. Evet. Tam yerini de şöyle ayarlamış olayım onun ben. Evet, tam şuradan geliyor. Güzel. Evet, tam istediğim etki bu aşağı yukarı. Evet. Enstrümanların tepki hareketleri olay anındaki büyük tepkilere denk gelmeli. Geçişler, kamera açılarının değişimi vesaire. Aksiyonda çok önemli bu. Ekrandaki görülen değişiklikleri, hareketleri, buna her şey dahil, karakterlerin ya da olay anının hareketleri, kamera açılarının değişimleri, işte kamyonun o kayması, motosikletle beraber birbirine ters hareketler, bunların bütün hareketlerini değerlendirmeye çalışın. Şimdi şurası güzel. Bakın. Şu vurduğu an büyük bir an, tamam mı? Ama şuna da brass yazalım hemen. Buraya bir şeye daha ihtiyacım var benim. Şimdi o eksikliği nasıl gidereceğimizi göstereceğim size. Buraya bir timpani açacağım. Ve o geçiş anını timpaninin, timpani roll'larının crescendosuyla bitireceğim. Bunu tek tek
4-5 notalı bir roll da yazabilirsiniz. Hazır timpani roll'lar da var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Ben şimdi hazırlardan bir tane kullanacağım. Bu arada da melodiyi sürekli kafanızda böyle evirin çevirin. Ben bunun altını nasıl doldurabilirim diye. Alt taraf devamlı hareket edecek böyle. Devamlı hareket edecek. Bir şeyler oynayacak orada yani. Kıpırdayacak. Bir timpani crescendosu. İhtiyacım olan şey. Evet. Bir daha şimdi sayalım. Bakalım kaçta vurması gerekiyor? 2, 3, 4. Evet. 2 de gelmesi lazım. Bunu da hemen şöyle şuradan itibaren duyuralım. Evet. Timpani. Şimdi bakın burada ezgiyi görüyor musunuz? Pam 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 taram pam pam. Bunu şöyle de yapabilirsiniz bakın. Duplicate ettim hepsini sadece. Gördünüz mü ne kadar fark etti? Sonra bitti mi? Bitmedi. Şunların ikisini alın aşağıya. Birinci keman grubu ve ikinci keman grubu olarak çalıştıralım. Şunları silelim. Şunları da alıp yukarıya ne yapalım? Duplicate edelim. Şimdi dinleyin. Tamamen hareket veriyoruz olaya. Dat 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 değil. Daratarat daratarat. 2-2 vurgular geldi. Güzel. Şimdi burada iş biraz daha değişecek. Bakın burada niye değişecek ama önce onu konuşmak lazım. Bu noktaya kadar ilk önce biz sahneyi tanıyoruz, tamam mı? Sahnenin dokusunu öğreniyoruz, hikayesini öğreniyoruz işin. Buradan itibaren bakın. Şuradaki tehlike anını görüyor musunuz? Kamyon da sizi baş başa bırakıyor kamera. Burada başka bir mesaj var. Yani adam çocuğa ulaşmak için önüne ne engel geliyorsa biçip geçiyor. Burası aksiyonla beraber gerilim de barındırması gerekiyor dolayısıyla da. O yüzden biz şuradaki riff'i şöyle yapalım. Devam ettireceğiz. Tamam mı? Bam. Devam. Bam. Çocuk burada çünkü bakın bu olaya şahitlik ediyor. Arkası dönük bakıyor ve dönüyor. Daha hızlı kaçmaya başlıyor. Orası bir şeylerin dönmeye başladığı nokta ve bütün bu olayları gördükten sonra izleyici olarak diyorsun ki nasıl durduracaksın bu adamı? Ya da nasıl kaçacaksın bundan? İşte yönetmen cevabını veriyor. Bununla. Şunu devam ettirelim şuradan itibaren. Bu
Buradaki riff'i çok farklı farklı şekillerde yapabilirsiniz. Bu da bir başka. Bu da başka bir şey. Hatta dilerseniz öyle yapalım. Hadi. Çeşitlilik olsun. Müzikte çeşitlilik her zaman iyidir. Hadi başa dönün. Şuraya gelsin şimdilik. Böyle bir riff yapalım buraya. Tabii fazladan bastığım notalar da var. Tat tat tat. Bu midileri doğru editlemeyi çok önemsiyorum. Siz de öyle yapın. Çünkü şayet bunları bir orkestraya canlı çaldıracaksanız sonrasında bunların her biri olması gereken nota sayısını vereceği için iyi bir partisyon elde etmek için bunları editlemeye üşenmeyin. Evet. Ben bunu 4 tekrar devam ettireceğim. Tam pam 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 pam. Evet. Ama burada yaylı sazlarımın çalması gereken bir şey daha var. Evet, riff çalıyor cello ve kontrbas ama dedim ya, burada biraz gerilime ihtiyacımız var. Aksiyonla birlikte. Şimdi bunu da böyle kaydedelim, bakın ne yapacağız. Yine staccato'lardayız. Bizim için önemli olan aynı ezgide çeşitlilik yakalamak. Bakın. Bu ezgiyi şöyle tamamlayalım. Evet. Şimdi bir daha bir çaldıralım bunu. Evet. Peki bunun aynısını tekrarlarken burada ne yapmıştık? Şimdi bunları biraz evvel yaptığımız gibi ne yapıyoruz? Bakın şöyle göstereyim. Çifle, 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 çifle. Gördünüz mü? Evet, şimdi bakın geçişlere gene ufacık öyle hareketlerle çok daha tatlı bir hale getireceğiz. Evet. Şimdi burada yapmamız gereken hareket crescendo'dan önceki o ilk vurgu nerede başlayacak? Bizim için bence önemli olan şey adamla yüzle geldiğimiz sahne. Gerilim oradan başlayacak. Hareket bittiği zaman da crescendo ile beraber, timpani ile beraber crescendo'nun o arabanın çarpışma, yani kamyonla arabanın çarpışma anında bitmesi gerekiyor. Bakın şimdi.
İşte bu. Evet. Şimdi buraya kadar tamam güzel yürüdü ama burada yaylı sazları artık biraz daha aksiyonun içine yüksek perdeden sokmamız gerekecek. Biraz daha aksiyon gerekecek. Ama onun için evvelinde bu arada şunları da hemen değiştirelim. Midilere baktıkça böyle midi 1, midi 2 falan filan diye kafa karıştırmasın. Bunlar brass. Bunlar da bizim timpanilerimiz. Bu bir zaman yolculuğuyla alakalı bir film hatırlarsanız. Terminator bu çocuğun büyümüş halinin kendisini kurtarması için gönderdiği bir robot. Dolayısıyla işin içinde bir future time var. Yani gelecek zaman. Daha böyle teknolojiyle alakalı bir şey yapmamız gerekiyor burada. Biraz gelecek dünyayı yansıtmamız gerekiyor. Dolayısıyla şimdi bu orkestra skorun içine elektronik bir şey katmamak için bir sebebimiz yok. O konularda da biraz uçalım hadi. Şimdi bir tane synth'i seçelim buna. Bunun için düşündüğüm güzel bir şey var. Mesela Avenger bu konuda gayet iyidir. Sevdiğim bir synth'i. Bu fazla. Şimdi buradan bir tane synth'i seçtim ben. Güzel bir ses. Çok böyle müziğin içinde baskın olmamalı, tamam mı? Ama ben buradayım demeli. Bunu aksiyon müziklerinde perküsyonların ya da davulların müziğe kattığı hava biraz continuum hissidir. Transa sokar yani. Aynı şey elektronik müziklere vardı. Hani o sintiler falan filan efektler havada uçarken bir taraftan duf 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 vurur ya kickler. İşte o müzikte continuum sağlamak içindir. Emin olun öyle bir dans pistinde sadece kick vurarak bile binlerce insanı oynatabilirsiniz. Onlar continuum peşindedirler orada. Bir şeye sabitlenirler. Burada da öyledir. Ama biz dediğim gibi biz burada bütün işi perküsyonlara vermeyeceğiz. Perküsyonlardan olabildiği kadar az faydalanmaya çalışacağız aslında. Bizim için önemli olan orkestrasyon aksiyonu götürebilmesi. Şimdi burada da yaylı sazlar bir noktadan sonra biraz da gerilimi arttırmak adına bir riff yazmayı düşünüyorum. Böyle bir riff düşünüyorum buraya. Evet, bunu bir kaydedelim. Şimdi bunları editleyelim. Evet, editlerimizi de yaptık. Evet, gayet güzel gidiyor. Bunu şuradan başlatıp, tamam mı? İkinci tekrarında yaylıları da yükselteceğim için yukarı çıkartıyorum bir oktav ve başlayalım. Evet. Altında artık bir synthesizer'ımız var bizim. Eğer ki sisteminiz bu kadar güçlü bir sistem değilse ve bütün kanalları, midileri vesaire kaldıramayacaksa FX tarzı kullandığımız, oluşturduğumuz sesleri audio'ya çevirerekten direkt import edip kullanabilirsiniz ki böylece midilerin yoğunluğundan da kurtulmuş olacaksınız.
Bu da bunun bir kopyasıydı. Şöyle koyalım ve bu kanaldan şu anda kurtulduk, evet. Şunu atalım. Timpani'yi de aynı şekilde yapalım. Çünkü buradaki hareketler spesifik bir melodi barındırmadığı için midiye dönüp de tekrar notalarına falan bakayım gibi bir durumunuz olmaz. Dolayısıyla da bunları bu şekilde kullanabiliriz. Hatta şunları biraz daha şöyle volümlerini de yükseltiriz. Daha vurucu anlarımız için önemli. Evet. Şimdi baştan bir bakalım. Güzel. Bize şimdi aksiyonun alt frekanslarında kullanacağımız bir continuum daha gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi şunu kapatalım artık. Buna ihtiyacımız kalmadı. Benim bir atmosfere ihtiyacım var. Bakın yaylılarla birlikte hem de. Bu sesi sadece ambiyans oluşturmak için kullanacağız. Bak. Ne kadar pianoforte olarak basıyorum ve sonra crescendo yapar gibi forte'ye doğru devam ettiriyorum. Şimdi bunu yapalım. Evet. Şimdi tam olması gereken yerlerde başlasın ve bitsin. Bunu da sağlayalım. Dikkat edin, bunlar da bitmeyecek. Sonradan bir şeye daha ihtiyacımız olacak. Onu da yapacağız. Bu arada bu da bizim synth'imiz. Evet. Güzel. Burada yapmamız gereken bir tane daha hareket var. Şunun midilerin bu tarz ambiyans efektlerde özellikle biraz uzun alın exportunu. Bakın. Ki sondaki sesin doğal reverb'ünü kaybetmeyin. Bunu da export alacağım. O mididen de kurtaracağım bizi. Bizim için önemli olan midilerin şu andaki şu ilk 4 kanal. Orada çünkü bizim melodik yapımız duruyor. Bunu da silebiliriz. Burada bir sequencer'a ihtiyacım var benim. Onun için ben yeni bir kontak açacağım. Oradaki yapıyı değiştirmeden bir kontak daha versin bana. Şimdi yeni bir kontak üzerinde sequencer koyacağım buraya. Ben genelde çalışırken melodik yapıların bulunduğu kontak ayrı tutuyorum. Bu tarz atmosfer ve sequencer tarzı kullandığım library'leri ayrı tutuyorum.
Bir tane sequencer yaptım ben. Biraz sesi falan oynadım üzerinde filtrelerle. Daha böyle mood bir ses yakaladım. Şurada size dinleteyim onu. Tamamen synth'i. Evet, çünkü şuradan itibaren bizim böyle bir şeye ihtiyacımız var. Altta biraz böyle continuum sağlayacak, devamlılık sağlayacak ve aksiyonu biraz kuvvetlendirecek bir şey. Şimdi en başta kemanları yazarken demiştik ya, kemanları da bir yerden sonra yükselteceğiz. Şimdi sintilerde ne varsa kemanları aynısını alalım. Birbirini destekleyecek bunlar. Aynen, ihtiyacımız olan şey bu. Aynen. Peki. Güzel. Burada bizim esas oğlanımız geliyor. Onun giriş cümlesi gene. Bakın şurada ekrana geldiği anda, gördüğümüz anda ona bir vurgu gerekiyor. Bunu da bir timpani ile yaparsak en güzeli olacak. Bir izleyin orayı. Aynen. Buradan sonra İşlerin biraz daha çetrefilleşmesi gerekiyor. Daha çetrefilli bir hale gelecek. Burada müziğin altyapısını hiç değiştirmeyeceğim bakın. Şunlar bunlar olduğu gibi devam etsin. Burada Terminator'ın motosikletinin bir esneme anı var, yoldan kaynaklı. Yani yola girerken bakın. Dikkat edin. Görüyor musunuz? Tam vuruşumuz oraya denk geldi ve şurada ilk aksiyonumuzu başlatan şeyin yeni bir aksiyona geçerken bitirişini de bu yapsın. Güzel. Bunun bitişiyle beraber burada artık bizim yeni bir şeye ihtiyacımız var. Evet. Güzel. Şimdi evet. Bakın hepsini tek vuruşla çaldım. Ama işin şeklini değiştireceğiz az evvel yaptığımız gibi. Evet, editlerini de bitirdim. Şimdi yayları bir dinleyelim. Şimdi cellolara biraz hareket verelim. Pap 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 diye gitsin. Deneyelim. Gibi. Bunları da aynısını yapalım.
Bu da hazır. Buna şimdi bir tık daha aksiyon istiyor. Brasslarla falan. Şunu da hemen efekt olduğu için audio'ya çevireceğim. Evet, burayı da brass yapalım. Aynı ezgiyi çaldıracağım. En pesteler, staccato, low brass ve trombonlar. Yine staccato. Güzel. Okey, buraya kadar iyi. Şimdi ihtiyacımız olan davul vuruşlar artık. Gibi. Bunu da hemen kaydedip ben audio'ya çevireyim. Çünkü artık biraz armonik zenginlik katmamız gerekecek. Evet, perküsyonu da aldık. Güzel. Şimdi burada iki ölçülük bir boşluğumuz var ya, burayı biraz daha atraksiyonlu hale getirmek istiyorum. Nasıl yapacağız bunu? Bakın, son iki ölçüyü, tamam mı, alacağız. Duplicate edip bunu yukarı vereceğiz. Bunu bir oktav aşağı alacağız. Aynısını unison bir şekilde cello'ya da vereceğim. Son üçünü daha güçlü vermemiz gerekiyor. Güzel. Güzel. Tek tek dinleyelim. Güzel. Evet. Şimdi şunu bir tane daha alıyorum. Davul kanalında yaptım tabii ben bunu. Şimdi bunu da bir oktav daha aşağı alıp bunun üstüne bırakıyorum ve duble çalmış oluyorlar. Yap. Aynen böyle. Evet, şimdi son olarak sintinin de son tekrarını yaptırıyoruz. Buraya bir nota fazla koymuşum ben. Olur öyle. Evet. Devam, 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 devam. Geçişi yine vurguluyoruz timpani ile. Şurada peak yapacak. Evet.
Bakın burada diklerde bir şey durmam lazım. Buradaki bu ısrarcı nota takibin de aslında ısrarlılığını biraz vurgulaması gerekiyor. Notayı tırmandırırken gerilimi de tırmandırmamız gerekiyor. Bunu biraz kemanları bağırtarak yapmak lazım. Re la re re la re la re. Yani şöyle düşünün. Şuradan kemanla kaydedeyim ben bunu. Bu 4 olsun. 4'ü burada cello ve kontrbas yaparken biz burada olayı biraz kızıştıracağız artık. En dik yaylılardayız. İstediğimiz etki bu ama daha tam değil. Şuradaki geçişte de bir tane vurgu ihtiyacımız var. Evet. Şuradaki crescendo'yu hemen yine tam olması gereken yer burası değil, şurası. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şuradaki 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 tane alıp burada rolü tekrar synth'e vereceğiz. Burada artık bir beklenti var bakın. Ne olacağı belli değil. Adam yok arkada. Biz yine stringlerdeyiz. Birkaç video öncesinde size çalmak istediğiniz ezginin amacına göre library kullanmanız gerektiğini söylemiştim. Şimdi benim burada çalmak istediğim şey bir beklenti, bir ne oluyor acaba sorusu. Dolayısıyla da böyle bir ezgi için çok sert bir ton bu. O yüzden ne yapıyorum? Bu burada 1'de kalacak.
Burada da daha soft bir yaylı kullanacağım burada. 2. Biraz daha şöyle reverb'le. Evet. Şimdi burada ihtiyacım olan şey bu. Ve crescendo ile tekrar gireceğim. Şimdi bunu kaydederim. Tam şeye vurduğu anda şuraya benim tekrar brass staccato'larım burada devreye girecek. Hem de bunu birkaç sefer de duyurabilirim gerilimi arttırmak için ama burada başka bir şey yapacağım. Evet, bir anlık daha ilerisi. Evet ve tam vurgu anımızda yine perküsyon duymalıyız. Düştüğü anda bum, şurası bizim için artık bir başka dönüm noktası olacak. Bu niye oraya gitti? Şuradan itibaren artık. Burada müziği bir an kesmek çok daha güzel olur. Bunun sebebini anlatacağım. Böyle anlarda müzik bir anda kesilsin ve sessizlik olsun. Sadece sound efektleri duyalım. Kısmını çok seviyorum müzikte. Şimdi şu yaylıları ben crescendo yapacağım ve audio olarak ekleyeceğim buraya. Evet, onlar da hazır. Şimdi şöyle bir crescendo efekt yaptım buraya, böyle tremolayla karışık. Tremolo ve trill karışımı bir efektten buraya bir geçiş efekti yaptım. Güzel. Burada tabi şu an çok kaba taslak olduğu için bu. Bazı enstrümanlar fazla, mesela bu synth'in mesela bu kadar fazla gelmemesi gerekiyor.
Yani buraya da başka bir efektle şimdi. Yine orkestral bir efektle son şeklini vereceğiz. Buraya brasslarla bir re minör akor bastım. Re kök sesinde French horn ve tuba. Re fa ve re'de trompet ve trombon. Evet. Tam ihtiyacımız olan efekt buydu. Zaten tır yere çarptığı andan itibaren, şurada itibaren bizim yeni aksiyonumuz başlayacak. Burada işte daha böyle karmakarışık bir hal alacak. En baştan bir bakalım mı şimdi ne yaptık şimdiye kadar? Şurası da tabii şimdi hep konuşuyorduk ya filmdeki tek ses dosyası müzik olmadığı için bunun altında sound efektler de olacak çok güçlü. Dolayısıyla da bazı yerlerde ufak nüansları sound efektlere bırakmak lazım buradaki gibi. Şunu bir tık daha şöyle düşünelim mi? Şöyle yapalım. Burada çok gürültülü efektler var. Biz arabayı burada gördüğümüz anda dönüşte itibaren yeni bir aksiyon tarafına gireceğiz. Burası tamamen sound efektlere kalacak. Burada artık biraz coşmamız lazım. Perküsyonlar, davullar, belki elektronik bir şeyler deneriz falan. Bakacağız duruma. Şu baştaki yapıyı korumak istiyorum. Bunlar var ya. Bakın mesela bunları direkt alalım. Bu tabii bizde yok artık. O ilk bölümün bir kısmıydı. Biz artık burayı biraz coşturmaya çalışacağız. Dara 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 gibi. Evet, şurası da yok bizim için. Buradan itibaren de artık şunu dolu kedip götürürken kemanları daha da büyütmenin zamanı. Şunları da thank you.
Buradan itibaren bir güzellik yapalım mı? Bir tane sap sesi yaptım ben buraya. Sintiyle, perküsyon gibi böyle dipleri güçlendirsin maksat. Sinti sesi. Hemen double decay edelim. Ardından. Şunu bir editleyelim. Tekrar bir edit. Artık horn'a ihtiyacımız var. Son ikinde son tekrarda bunu biraz daha French horn'larla ve trombonlarla birlikte çalışıyoruz. Son iki tekrarı synth'lere brass'larla eşlik edeceğiz. Evet, şuradaki anımıza bir vurgu gerekli. Brass'larla birlikte devam edecek. Ama burada artık iş biraz değişiyor. Evet, burada synth ve brass'ların unison yukarı hareketine string'ler legato'larda ters hareket yapacak. Hemen deneyelim. Bunun hemen ardından aynı ezgi yaylılar bir oktav daha yukarı çıkıyor. Hemen ardından aynı ezgide yine yaylılar aşağı doğru ama bir oktav yukarıda. Şimdi buradaki girişi biraz güçlendirmek lazım. Çünkü sessizlik anımız.
aksiyonu böyle bir tık aşağı çekip en baştaki Ezgi'ye dönüp gerilime doğru tırmandırmamız gerekiyor işi. O yüzden ne yapıyoruz? Bakın şuradaki bütün hareketleri alacağız. A temasına geri dönüp burada yeni bir hikaye oluşturacağız. Ama alttaki sekans devam edecek. Burada durum değişecek. Evet, burada bizim ihtiyacımız olan şey bizim burada görmemiz gereken şey şurası. Evet. Bu bizim bir diğer noktamız. Bu değil. Evet. Şimdi şuradan itibaren biz artık aksiyonu bırakıyoruz. Buna ihtiyacımız yok. Neydi bizim ilk bağlacımızdaki büyük kreşandomuz? Hemen ona gidiyoruz. Parça içindeki bütünlüğü sağlamak için bunlar önemli. İşte burada şimdi asıl aksiyon tarafımıza geri dönebiliriz. A temasını tekrar hatırlattık çünkü. Buradaki şeyi kaçırmamak lazım. O anlık sessizlik noktasını. Orada çünkü bir slow motion var. Bakın şimdi. Burada hemen şunların son notasında karar verdiriyoruz. Artık bunlara ihtiyacımız yok. Buradan sonra tamamen atmosfere döneceğiz çünkü. Evet. Buradan sonra artık buna da ihtiyacımız yok. Evet. Ve bunu da devamlılık olarak bağlıyoruz öbürüne.
Evet. Şimdi son bölümü biraz daha büyütelim. Buraya kora bile koyabiliriz ama onu istemiyorum. Yaylı sazlarla, legatolarla büyüteceğiz. Kaç tane duyuralım bunlardan? Buradan bir selam çakalım mı? Haydi bunu terminatörün ritmiyle yapalım. Fena olmadı. Tabii ki daha birçok ince ayar yapmak gerekiyor buna. Şimdi buradaki bölüme aksiyonu tam bir aksiyon yapmak için ilk bölümde çünkü istemedim bunu ama burada bir perküsyon koyabiliriz. Loop kullanmak çok adetim değildi benim ama şu an daha hani çok uzatmayayım videoyu diye zaten bayağı uzun oldu. Bir loop koyacağım buraya. Tabii ki şu an çok kaba taslak yaptım gerçekten. Bütün detaylara girsem bu video herhalde 6 saat falan sürer. O yüzden de temel hatlarıyla aksiyonu nasıl template haline getiririz onu anlatmaya çalıştım. Kaba taslak halinde bir aksiyon müziği sahnesi, bir aksiyon sahnesinin template'i hazır. Tabii ki de birçok daha geçiş yerlerine böyle efektler koyabilirsiniz. Bu enstrüman efektleri olabilir, perküsyon efektleri olabilir vesaire vesaire. Renklendirebilirsiniz ama dediğim gibi bir template haliyle bu kadarı bile kafidir. Tabii şunu unutmayın hep konuşuyoruz ya. Şimdi bu enstrümanları falan yazdık böyle hallettik hepsini ama daha miksajı yok. Ya yaylılar bazı yerlerde düşük kaldı, perküsyonlar bazı yerlerde düşük kaldı. Bunları güçlendirmek lazım. Enstrümanlar öncelikle kendi aralarındaki dengeyi sağlamak lazım. Yani müzik miksajı lazım. Ondan sonra da tabii ki şu an sound efektleri olmayan bir sahne bu. Dolayısıyla sound efektler de güçlü bir şekilde olması gerektiği gibi sahneye eklendiği zaman ve müziklerle mikslendiği zaman bambaşka bir hale geliyor. Şimdi genel anlamıyla yaptığımız her şeyi bir izleyelim bakalım ne yapmışız birkaç saat içinde.
psikopat ya. Evet dostlar işte. Dediğim gibi tam tet halinde bir aksiyon sahnesi için yeterli bir altyapı. Çeşitlendirilebilir. Bazı yerlerde belki müzik tekrar kesilebilir. Sonra tekrar başlar vesaire vesaire. Trafik üzerinde oynanabilir. Ama genel anlamında hani bir şablon nasıl oluşturabilirsiniz onu anlat. Şu an izlerken bile kafamda en az böyle 6-7 yeri değiştirdim. Şöyle yapalım, böyle yapalım falan. Çünkü ilk template taslak çıktıktan sonra üzerinde oynayarak şekillenir bu işler. Dolayısıyla da yaptığınız işi ilk template'de hiçbir zaman tamam bu bitti demeyin ve tekrar tekrar izleyin ve farklı farklı şeyler denemeye çalışın. Çok daha renkli, çok daha keyif veren hale getirebilirsiniz işi. Sonraki videolarda farklı farklı sahneler tekrar yapacağız. Dram yapacağız, komedi yapacağız, animasyon yapacağız belki vesaire. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.